Herkese merhaba. Spor'un manşeti bugün Hakkari'de. Hakkari'den size sesleniyoruz Cem Yılmaz'la birlikte. Evet. Siz ilk defa geliyorsunuz. Farklı bir deneyim olacak. Hakikaten öyle. Şu anda etrafımız sporcularla dolu. Çok ilginç ve çok güzel bir ortam var Hakkari'de. Hani hiç tahmin etmezsiniz, beklemezsiniz. Böyle yüksek dağların arasında. Birazdan gerçekten müthiş bir aksiyon başlayacak. Evet, dağların şehrindeyiz. Burada gürül gürül akan Zap suyu olacak. Zap suyunda rafting, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayağı gerçekleşecek. İlki Şırnak'taydı. Şimdi o heyecan dolu dakikaları da sizlere yaşatacağız. Hatta biz de Cem Yılmaz'la birlikte deneyimleyeceğiz. Ama öncesinde milli sporcularımızla da ve yarışacak sporcularımızla da konuşalım istiyoruz. Hemen sizi de alalım. Milli sporcumuz Yunus Emre Karaca bizimle birlikte. Çok güzel bir bölge. Biz buraya ben önceden de gelmiştim ama raftingle artık ve doğa sporlarıyla daha çok konuşulur hale geldi bölge. Siz nasıl görüyorsunuz? Önce sizi de bir tanımış olalım. Ben Yunus Emre Karaca. Daha önce milli sporcuk. Şu an antrenörlük yapıyoruz Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nde. Daha önce Beytüşşebap'ta gittik, gördük. Oranın suyunda rafting yaptık. Doğal güzelliklerini gördük. Sıra Hakkari'ye geldi ve Zap suyu oldukça güzel ve görsel de çok fazla. Şu an burada olmaktan mutluyuz. Bu kadar kalabalığı burada görmek yani çok güzel bir şey. Dünya şampiyonasında bile bu kadar kalabalığı kolay kolay yakalayamıyorsun. Onun için çok mutluyuz. Çok güzel bir yerdeyiz. Umarım güzel bir şampiyon olur. Daha önce hiç rafting yapmış mıydınız Cem Bey? Yapmadım, deneyeceğim. Soralım o zaman. Yardımcı olacak herhalde. Yunus Emre aynı zamanda antrenör hoca. Bize destek olursun diye tahmin ediyorum. Bize nasıl başlayacağımızı, ne kadar sürede rafting yapılabildiğini bir anlatabilir misiniz? Belki yapmak isteyenler de olur ve Türkiye'de hangi bölgelerde rafting yapılabiliyor? Ya şimdi turizm açısından ve spor açısından iki taraflı yapılan bir spor. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor. Suda tamamen güvenlik tedbirlerini alarak yapacağımız, yeleğimizi, kaskımızı takacağımız güzel bir spor. Sporcu olarak biraz küçük yaşta başlıyoruz ama turizm açısından ya da rekreatif faaliyet olarak her yaşta yapılabilir. Bu şampiyonaya kaç katılımcı var? Bayağı bir kalabalık görüyorum. Yaş kategorileri, farklı kategoriler var herhalde. Toplamda 6 kategori var. 6 kategoride toplam 350 sporcumuz var. 24 tane ilden bu sporcular geliyor. 60 takım olarak katıldılar. 6 kategori nedir? Açık yaş kadın, açık yaş erkek, mix var. U19, U23, U19 bir de kadın var. Yaş gruplarına göre de ayrılmış durumda. Bir yaş grupları. Takım kaçarlı oluyor onu da soralım. Bu R4 yarışması, yani her bota 4 kişi binebiliyor. Tamam, biraz sonra onların detaylarını göreceğiz hep birlikte ama o miniklerle de gençlerimizle de konuşalım o zaman. Hemen hızlı hızlı isimlerinizi de alayım ben size. Adım Erhan Sabırlı. Erhan, ne zamandır bu sporla ilgileniyorsun? Oldu 2 ay. 2 aydır. Hoşuna gitti mi? Evet. Bundan sonrasında devam etmek istiyor musun? Tabii ki de. Sizin isminiz? İbrahim. İbrahim, sizinle daha öncesinde hiç deneyimleme şansınız olmuş muydu? Hayır, yarışma olmuştu Bahçesaray'da. Orada deneyimim oldu. Ondan sonra devam ettim Afan Bey sayesinde. Ailenizden katılanlar var mı? Hayır, bir ben varım. Anlatıyor musunuz eve gidince? Evet, anlatıyorum. Ne diyorsunuz? Çok heyecanlı diyorum, çok zevkli. Siz isminiz? Ömer Sabırlı. Ömer Bey, şimdi sizler yaşınız kaç bu arada? 14. 14 yaşındasınız. Korkmuyor musunuz hiç? Böyle taşlar, kayalar, su bazen çok daha gürül gürül dengeyi bozabilecek durumda. Hayır, böyle çok heyecanlı ve çok iyi. Heyecan duyuyorsun. Evet. Sizden de alalım ismini. Halil İbrahim Turan. Heyecanı sizden de dinlemek istiyorum. Şimdi birçok izleyicimiz muhtemelen bunu gördükten sonra belki yapmak da isteyecek. Onlar için ne söylemek istersiniz? Valla güzel bir deneyimdir. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Güzel bir spor. Sizin yaşınız kaç? 14. İsminiz? Abdülsamet Yaşar. En küçük 14 mu şu an burada? Evet. Bir yaş sınırı var mı bunun için? Valla vardı ama Şırnak'ta dediler 12, 13, 14 serbest oldu. Artık kardeşlerimiz falan da katılabilir. Ailenizden katılan var mı? Abim. Abin de sen yapıyorsun? Evet. Annenle babana söyledin mi? Evet. Ne diyorlar? Katılacak mı onlar da? Evet. Yok, sürmelerini istiyorum. Korkuyorum diyor mu annen peki, gitme dedi mi hiç? Evet, sudan falan korkuyor. Korkuyor. Sen ne dedin? Ben dedim heyecanlanıyordum falan filan. Korkmuyorum dedi. Evet. Bravo, size tebrik ediyoruz. İzleyeceğiz sizleri de. Burada bir de şampiyon sporcumuz var. Şöyle Tarık Gürsoy. Gel sen de şöyle.
2017 dünya şampiyonu değil evet, mi? Doğru. Evet Tarık hoş geldin. Biz yayınımıza başlarken kendisi yoktu. Hoş bulduk. Ne diyorsun bu kalabalığa, bu heyecana burada Hakkari'de? Özellikle bu pandemi sürecinde böyle bir organizasyonun olması gerçekten çok efsane bir şey olmuş. Tabii eski yarış zamanlarımı hatırlıyorum ve imreniyorum. Şu an yarışmak istiyorum ama şu an teknik ekipte görevli olarak şey yapıyorum. Onun haricinde sporcularımıza, Türkiye'nin her bir tarafından gelen sporcularımıza başarılar diliyoruz. Çekişmeli bir yarış olacak herhalde değil mi? Kesinlikle. Yani parkurumuz da efsane. Parkur zapsuyu yani demeye gerek yok. Peki parkurun bir kısmını bize şimdi denettirebilir misin Damla ile birlikte? Tabii. Bir deneyelim biz de. Tabii. Sonra Sayın Bakanımız da gelecek, Spor Bakanımız. Onunla da zaten konuşacağız. O da bir deneyim yapacak. Bakalım, bakalım o deneyimden sonra neler söyleyeceğiz. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Dur. Değiliz. Yarışa ilk biz giriyoruz. Haydi bakalım. Haydi ileri. Haydi. Haydi. Evet, nasıl? Valla ben çekmedim, kürek bana iyiydi, her şey izleyici olarak keyifliydi. Ama şu engebeli yerler biraz korkutabildi. Parkur biraz kısa geldi. Bir dahaki sefere daha uzun bir parkur istiyoruz. Daha böyle heyecanlı ama hayır, gerçekten çok keyifli, çok güzel. Böyle bir yerde bir kere zaten doğa da çok enteresan. Bence de seyri güzel. Seyri çok güzel, dağların arasında tam da böyle güneş batarken. Hakikaten burası efsane bir parkur. Şimdi birazdan da Bakan Bey'le deneyeceğiz. Bakalım onunla nasıl olacak? Aynen. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Rekabet kıyasıya geçti Sayın Bakan'la birlikte. Bizim önümüze de geçtiniz. İlk defa yapmıyorsunuz sanırım. Tabii ilk değil ama ZAP'ta ilk kez yapıyoruz. Burada biliyorsunuz. ZAP suyunda bugün 1-2 başlattık. Bu ilk de inşallah çok hayırlı vesilelere yol açacak. Ona inanıyoruz. Çünkü buradaki gençler sadece Hakkari'li gençler değil açıkçası. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz de var. İstanbul'uyla, Düzce'siyle, Van'ıyla, Şırnağ'ıyla mükemmel bir tablo var burada. Ve bu tablo tüm dünyaya buraların esas yönünü, buraların güzelliklerini en güzel şekilde müjdeliyor. Ve ben bundan sonraki süreçte Hakkari'nin spor turizmi noktasında, su sporlarıyla, kış sporlarıyla ve diğer doğa sporlarıyla her alanda gücünü, her alanda iddiasını en mükemmel şekilde ortaya koyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bizim çok önemli çalışmalarımız var. Kayak noktasında eğitim merkezi inşamız var. TLSS çalışması var. Pistler harika bir şekilde gelişiyor. Gerek kayağıyla gerek diğer alanlarda futboluyla, basketboluyla, jimnastiğiyle, atletizmiyle Hakkari'den, ilçelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından yetişecek sporcularımız ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler. Ve buraları açıkçası bugüne kadar kanla, gözyaşıyla yokluğa mahkum etmek isteyenler, bu milletin iyi niyetini, o güzel yüreğini istismar edenler bugüne kadar olduğu gibi
bu noktada bu hayallerine, bu emellerine hiçbir şekilde ulaşamayacaklar. Burada suyun coşkusu, gençlerin coşkusu, buranın o doğal güzelliklerinin aydınlığı, ışıltısı bizleri yarınlara dair, yarınların güçlü, aydınlık Türkiye'sine dair çok ümit var kılıyor. Umutlarımızı, ümitlerimizi güçlendiriyor. Ve inşallah bu tabloları sporun her alanında başarılı gençlerle çok çok daha güzel, çok çok daha güçlü şekilde ortaya koyacağız. Çok teşekkür ederim. Türkiye her şeyi söyledi zaten Sayın Bakanımız. Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde böyle sporda önce olmanız çok değerli. Bugün bayağı bir sporcu kimliğiyle gördüm sizi. Spor birleştiren, spor dönüştüren, kaynaştıran bir olgu. Biz de spor yaptıkça hakikaten o sporun verdiği enerji bambaşka. Sporun o gerek sosyal sağlık açısından, gerek ruhsal ve gerekse fiziksel sağlık açısından tabii ki sizler de çok iyi biliyorsunuz kazandırdıklarını. İnşallah hem spor kültürünü hep birlikte sizlere de teşekkür ediyorum. Hep birlikte de bu deneyimi yapalım Sayın Bakanım. Sayenizde biz de burada raftingde güzel bir deneyim edelim. Su sporları hakikaten memleketimiz cennet. Evet. Her yerde farklı imkanlar var, farklı güzellikler var, potansiyeller var. Bunları birlikte ortaya çıkaracağız. Ve spor yapan bir toplum olarak, sporda başaran ve bu şanlı bayrağı hakikaten daha yükseklerde dalgalandıran sporcularla katılımı inşallah. Nasıl buluyorsunuz? Bayağı bir kalabalık. Katılım hem çok coşkulu hem çok hakikaten yoğun bir katılım. Salgına rağmen tabii bu anlamda tedbirler de azami derecede alınmış durumda. İnşallah şu salgını, pandemi insanlık olarak atlatalım. Bu sporun güzelliklerini yine Hakkari'de ülkemizin yine dört bir yanında birlikte yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun bakalım. Cem Bey, biz programı isterseniz yavaştan da kapatmış olalım. Bugün Hakkari'deydik. Muazzam bir yarış da yaşamış olduk. Son bölüm çok heyecanlı oldu. Çok güzeldi. Böyle bir hafif. Biz Allah'tan devir. Bir tur öncesinde bir denemişiz deneyimiz ki. Var. Evet, heyecanımız artmadı çok. Bu bölgeyi bizler de artık tavsiye ediyoruz elbette sizlere. Geldik, deneyimledik. Onlarca gencin gözündeki o pırıltıyı görmek de harikulade bir deneyim oldu bizler için de. Bugünlük spor manşetini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.